Təbii ki, Türk lirəsinin sürətli şəkildə dəyər itirməsi Türkiyəni də narahat edən əsas məqamlardan biridir və Türkiyə Mərkəzi Bankı da uçuş dərəcəsini 1% endirəcəyi gözlənilir. Bu həftə ərzində 15%-ə qədər endirəcəyi ehtimal edilir. Sizin fikrinizcə proseslər necə, hansı müstəvidə davam edəcək? Geçən verilişlərdə də yenə aynı mövzularla biz fikirlərimizi bildirdik. Geçən Cumhurbaşqanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan faizlerin indirilmesi konusunda fikirlerini bildirmişti. Ama Türkiye'de piyasa gerçekleri de öz sözünü söylemekte ve bugün baktığımız zaman dolarda 1% yükselme söz konusu olduğu zaman piyasadaki fiyat artışı 10%, 15%, 20% olarak kendini gösteriyor. Bu da Türkiye ekonomisini çok kırılgan hale getirdi. Yani birincisi Türkiye'nin Merkez Bankası politikalarında ciddi değişiklik söz konusu oldu. Merkez Bankası'nın funksiyası nedir? Piyasaları tenzimlemek. Ve artık piyasalara müdahale edilmeyeceği konusunda bir takım şeyler bildirdiler. Yani Merkez Bankası Başkanı artık piyasalara dolar satarak müdahale etme politikasından vazgeçtiklerini bildirdi. Ve bu da dolarda çok ciddi manada bir boşluk meydana getirdi. Yani doların önünü açtı, serbest düşüşe geçti diyebiliriz Türk parası. Bu konuda tabii gıda fiyatları Türkiye'de başını almış gidiyor. Özellikle şeker ve yağ konusunda ciddi sıkıntılar var. Yani fiyat artışları en fazla bu iki sahada kendini gösteriyor. Bu da tabii biraz dış piyasa, biraz da iç piyasadaki dinamiklerle alakalı. Bir de tabii bu enerji fiyatları çok keskin şekilde yükseldi. Şimdi Türkiye'deki esas politika, işte Cumhurbaşkanı'nın fikri şu. Yani biz diyor Türk parasını bırakalım diyor, değer kaybetsin. Bu şekilde de ihracatımızı artıralım. İhracat arttığı zaman da cari açık azalsın. Yani cari fazla versin. Bu şekilde de dolar fazlasından dolayı da dolar artık kendi şeyini, mecrasını belirlesin şeklinde bir politika. Ama tabii insanların da dayanacak gücü yok. Pandemiden çıktı ülkeler ve Türkiye'nin de dolar rezervleri çok ciddi manada bir erime söz konusu. Yani daha doğrusu net rezervlerimiz menfide. Şükür Bey. Dollarla müqayisədə də lirə 6% bir enişə gedib və bu yeni bir antirekorddur. Xarici valyutaların, dollar deyək ki, manatoların məzənnəsinin yüksəlməsidir səbəb, yoxsa daxili amillər də var? Ya siyasi amillər var, ondan sonra daxili amillər var. Şimdi seçimlər də yaklaşdı Türkiyədə 2023-də, 2023-ün ilk aprel ayında zannedir seçimlər var. Siyasətdə də bir çok ciddi manada gerginlik var. Niye? Çünkü muhalefet de artık bastırıyor. İnsanların bu ekonomik durumundan da istifade edecek. Muhalefetin de eline böyle bir argüman düşmüş durumda. Bunu da muhalefeti istifade ediyor tabii ister istemez. İktidarın aleyhine kullanıyor. Yani Türkiye'deki kırılganın çok fazla olması, en fazla Türkiye'de hissediliyor bu doların. Şey, tabii Amerika'daki FED kararları da bu konuda etkili ama tabii dolar yurt dışı piyasalarında etkisini gösterirken Türkiye'de daha fazla gösteriyor. Türkiye'nin kırılganlığından dolayı dediğimiz gibi yani Merkez Bankası'nın net rezervleri menfide. Diyelim brüt olarak belki olabilsin 90 milyar ve üzerinde olsa da net rezervlerimiz menfide. Yani aslında Türkiye'nin dolara müdahale etmemesi bu bilmiyorum nasıl bir politika. Tabii eleştiriyorlar. Yani genelde bizim ekonomistler, Türkiye'deki ekonomistler eleştiriyor bunu. Ama tabii müdahale ederek de bunun önüne geçirmeyeceğini anladı. Yani bir şekilde Merkez Bankası ve boş bıraktılar önünü. Artık ne olacaksa olsun gibi. Aslında bu da bence doğru bir politika değil. Yani en azından bu faiz indirimlerini durdurmaları gerekiyor. Yani benim şahsi görüşüm olarak faiz indirimine gitmemesi lazım. Zaten çok yüksek bir enflasyon var. Daha önceki programda söyledik. Yani yüksek enflasyona rağmen faiz indirimi piyasaları daha da alevlendiriyor, daha da ateşlendiriyor ve doların yükselmesine sebep oluyor. Yani doların yükselmesi her ne olur? İş piyasada fiyatların yükselmesi aynı ölçüde tabii maaşlar yükselmiyor. Değil mi? İnsanların geliri artmıyor. Bu direkt olarak insanların bütçesine, ceplerine yansıyor ve tabii bu da Türkiye'deki ekonomik sıkıntıları biraz daha artırıyor. Bu tabii bu seçimler yaklaşırken iktidarın da arzu etmediği bir mesele.
Ama ben arzu ederim ki bu önümüzdeki hafta, ondan sonraki ayda, yani Cumhurbaşkanı'nın politikası doları 12 faize kadar indirmek. Dolarla biz faizleri. Faizle mücadele edeceğini açıklıyor. Bu da tabii piyasaların tedirgin olmasına sebep oldu. Aslında belki de uzun vadede bu tesirini gösterir. Yani cari fazla verir Türkiye belki de. Hangi müddete kadar 12 faize kadar? Çünkü yani yıl sonuna kadar 12 faize kadar indirme, yani bir 100 bas puan bu ay, 200 bas puan da 12. ayda tabii belli değil. Yani bunu şimdi tam net bir rakam söz konusu değil. Yani ancak Merkez Bankası faiz kararını açıkladıktan sonra bunlar netleşecek ama yani arzu ederiz ki bu durum olmasın. Yani diyelim 15 lira olduğu zaman Türk parası, Türkiye'deki insanların ekonomik durumu daha zayıflayacak. Yani bu da arzu edilmez bir durum. Yani şahsi görüşüm olarak hiç olmazsa sabit tutmaları, bu ay es geçmeleri Türk parasının daha fazla değer etmesinde biraz belki önüne geçebilir, belki biraz dengel olabilir. Bir dəqiqə zamanımız qalıb və Türk lirəsi bugün 15 qəpiyə qədər enib, 15-16 qəpiyə daha doğrusu. Azərbaycan-Türkiyə ticari əlaqələrinə bu necə təsir göstərəcək? Xahiş edərdim, qısa şəkildə bu məsələyi də tutun. Ya Azərbaycan şöyle, şimdi Azərbaycan biraz daha ithalata dayalı bir ülke. Türkiyə ihracata eğilimli bir ülke. Amma Türkiyədəki sıkıntı şu, ithalata dayalı olarak ihracat potansiyelimiz var. Nasıl? Diyelim ham maddeyi dışarıdan alıyor, üretip tekrar ihraç ediyor. Bu da yani ithalata dayalı olduğundan dolayı da bu sefer yine cari açığın kapanmasında çok fazla bir rol oynamıyor. Yani bir de nitelikli mal üretimi söz konusu değil. Yani yüksek teknoloji üretimi. Azerbaycan'la olan ilişkilerde de Azerbaycan tabii Türkiye'den çok ciddi manada ithalat yapıyor. Bu da daha ucuz mal alacak demektir. Azerbaycan açısından iyi. Türkiye açısından da daha fazla mal satarsa tabii dolar bolluğu olur. Bizim açımızdan da belki böyle bir manada iyi gibi görünüyor. İnşallah tabii bu savaş da bitti. İşte bu koridorlar açılır. Zengezur koridoru, ticari alakalar daha da inkişaf eder inşallah. Tabii iki devlet arasındaki bu tarihi prosesleri biz gördük. Yani bu savaş tabii çok müsbet manada kendini gösterdi. Bunun gelecekte uzun vadede ekonomik ilişkilerde çok önemli rol oynayacak. Tabi bu arada şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu Ermenistan'da bu saldırgan politikalardan el çekmesini ve bölgemizdeki huzur ve sükunetin sağlanmasını arzu ediyoruz yani inşallah. Teşekkür ederiz Şükrü Bey. Minnettarız, studiyamıza geldiniz. Değerli fikirlerinizi bölüştünüz. Çok sağ olun.